Nefes attığımızda. Nefes. Hoş geldin Nefes yayınımıza. Merhaba abla, hoş buldum. Nasılsın? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? İyiyim abla. Pek de iyi demeyelim. Oradaki oturana şöyle abla. Hasan'a diyorsun. Aynen abla. Kesinlikle yalan konuşmasın. Birincisi ben bir erkeğe gelmedim. Bana annem gibi sahip çıkan bir abla var. Onun yanına geldi. İki tane çocuğu var. Bir evlilik yaptı. Ayrıldı. Bak açık ve net söylüyorum. Bir evlilik yaptı. Ayrıldı. Kadın ev temizliğine gider gelir. Tamam. Bunu kendisi de ailesi de çok iyi biliyor. Nefes, onu anladım. Ben önce şunu soracağım. Sen niye gittin Hasan'dan? Sonra niye geldiğini de soracağım ama en son olaydan başlayacağım. Niye gittin Hasan'dan? Şimdi şu anki gelmem mi? Evet. Ama gitmenin sebebim şu. Belki gösterirler, belki göstermezler. Bilmiyorum. Bana attığı mesajlar. Ben seni sevdim. Gösterse sen. Böyle bir şey. Ve artı. Öldüreceğim. Bir şey yok, bebeğin kafasını keseceğim, atacağım. Bu ne biçim sözler? İntikamı almak için. Peki bir şey söyleyeceğim. Bu sözler sen onun evine gittikten ne kadar sonra başladı ve neden? Abla, psikolojik sorunu var bunun. Senin psikoloji sorunu var Nefes. SS'leri göster bana. Esra Hanım. Abla, SS'leri ben buraya verdim. Bir dakika aynı anda konuşma. Evet. Ablacığım ben şöyle bir şey söyleyeyim. Yukarıda Allah var. Benim el uzunluğum hayatta olmaz. Tamam. Yapsaydım, el uzunluğu. Ben bu mağazık parayı nereye götürdün? Ben paramı getir kızım. Ben paramı getir. Telefonum ses kaydı alıyor abla. Beni aradı dün. El uzunluğum yok diye paramı at gidiyorsun lan. Alamayacak kelimeler. Yok otobandı. Yok bilmem neydi. Yok şuydu. Abla sonuçta sen de bir bayansın. Ben de bir bayanım. Bunları Nefes birbirimize bir dakika yok. Sen de bayansın ben de ben senin gibi şeyler hiç yapmam hayatta biliyor musun? Şimdi sana da kızacağım yok, çünkü konudan, gidip ona gidiyorsun buna gidiyorsun abla. Çocuğun şeyi belli değil. Tamam ikimiz de kadınız ama senin de ben çok hataların var. Her şeyimi anlattım abla, cezaevindeydi. Tamam. Hatta annesiyle konuştum ben, o zamanlar Aydın'daydı. Dedim ki yine saygıdan dolayı anne dedim. Bak annesine anne dedim, yalansa kadını bağlayın. Tamam. Anne dedim. Böyle böyle dedim, bırak beni dedim, 4-5 ay boyunca dedim, kapalı alanda tuttu dedim. Bana dedim, yapmadığını bırakmadı. Kadın peki Nefes, benim, Nefes, Nefes, şunu soracağım sana. Sen Bülent'le en son bizim programda çok mutluydunuz, evlilik teklifleri oldu. Sonra ne oldu bu Bülent'e? Abla çok değişti, şöyle değişti. Kürtçe konuştuk dedi. İstemiyorsa dedim biletimi al dedim. İstanbul'a annemlerin yanına gideyim dedim. Bunda kötü bir şey var mı ablam? Yok. Bir şey söyleyeceğim. Bülent değilken annesi onunla yaşamıyordu ki. Ayrı i̇şte evdeydiniz. Sonradan çıktı geldi. Sonradan geldi annesi. Annesi aynen, seni istemedi. Annesi geldiğinden beri de işte bağırmalar, çağırmalar, evde sorun çıkartmaları. Peki ondan sana sonra, o istismar, kötü davranış bunlar nasıl oldu? İşte sonradan oldu abla. Ne yaptı i̇şte sana? Kız anne dedi, mamam dedi. Oğlan dedi ki anne dedi ben de istiyorum dedi. Kıza verdi, oğlana vermedi. Kattı oğlana vurdu. Ben de dedim ki bak dedim Hasan da aynısını yaptı dedim. Ayrımcılık yapmadım. Kıza veriyorsan dedim oğlana da ver dedim. Benim dedim oğlumun yediği iki lokma yemek hepinize çok mu geliyor dedim. Ne içiyorsunuz benim oğlumdan ya dedim. Çocuğu yakasından tuttuğundan yere çarptı Bülent. Yere çarptı. Aynen abla. Ben de evde fırtına koparttım. Sen dedim kimsin lan dedim. Benim çocuğumu dedim, dövüyorsun ediyorsun yere çarptı. Çocuk nefes alamadı abla. Mosmor kesildi. Ondan sonra ve ben öyle dedim niye vay ben niye öyle demişim kattı beni dövdü. Özresi. Ondan sonra beni evin arka tarafında kömürlük gibi bir yer var beni oraya kapattı evet. 4-5 ay boyunca.
Çocuklarım da yanımda oldu abla. Hem çocukların yanında işkence yaptı hem de yapacağını yaptı. Çocuklarının gözünün önünde seni bağlayıp işkence yaptı. Peki sen o sırada mı Hasan'ı aradın? Ben Hasan'ı oradan kurtulduktan sonra aradım. Aradın ve Hasan'ın... Aradım, annesi cezaevinde dedi. Hı hı. Ben de dedim ki anne dedim söyle dedim böyle böyle bak hatta yüzümü gözümü her şeyim vücudumdaki bütün morluklarımı gördü benim. Gördüm. Ondan sonra aynen annesi gördü. Hasan'ın annesi gördü. Annesi gördü diyorsun. Aynen Hasan'ın annesi gördü. Görüntüde konuştuk hatta. Hı hı. Dedim ki Hasan dedim cezaevindeymiş dedim. Anne dedim söyle dedim kabul ediyorsa dedim. Sen niye cezaevindeydin? Eski dosyalar dedim. Sonra ne oldu? Gittin mi Hasan'ın yanına ondan sonra? Kabul etti mi annesi? Annesi dedi ki Yusufcan'a dedi Masal dedi zaten bizim kızımız dedi. Yusufcan'a dedi oğlumuz gibi dedi seviyoruz dedi. Masal'ı Yusufcan'ı kabul ederiz ama dedi kanındakini kabul etmeyiz dedi. Anne dedim bir evlat dedim sen dedim aslan atar mısın satar satar mısın? Atamam da satamam da dedi. O zaman dedim, ben de dedim atamam dedim. Ondan sonra işte Hasan cezaevinden çıktı. Annesi beni aradı. Dedi ki Hasan dedi cezaevinden dedi, çıktı dedi. Haberin olsun dedi. Hı hı. Tamam dedim. Ben dedim sonra Hasan'ı arar konuşurum dedim. Gece saat 1 miydi? 1.30 mıydı? Neydi? Ben Hasan'ı aradım. Bak yalana gerek yok. Dedim gece aradın. Biz şurayı biraz hızlı geçeceğim çünkü süremiz daralıyor. Sonra Hasan'ın tamam. yanına gittikten sonra ne zaman tekrar kötüleşti olaylar? Abla önce bana iyi davrandı. Çocuğuma da iyi davrandı. Aha. Ondan sonra Hasan bir hafta olmadan değişti. Nasıl peki değişti? Sen başkalarıyla konuşuyor muydun? Nefes başkalarıyla konuşuyor muydun TikTok'tan? Ablacığım yok. Bak sadece bir Esra abla diye bir ablam var. O da bana şöyle söyleyeyim yardım eder. Hani kıyafet gönderir çocuklarıma. Hani harçlık hani para konusunda karı koca var. Para gönderir. Bu. Nefes yalan konuşma nefes. Başka bir şey nefes, yok. Nefes yalan konuşma. Yalan konuşma artık ya. Ya sen bir erkeğiyle özel konuşabilirsin. Sen madin ki Enes abiyle özel konuşur. Sen bir erkeğiyle özel ne konuşabilirsin? Ben sana bir şey söyleyeyim. Sen bana diyorsun ya hani orada insanları İzmit'te şu sen anda bilmem kimin yanında diye. Adana'ya geldi. Madin kendim bile. Ben dedi biraz da çocuğunu istemiyorum. Ben dedi anlayacağım. Ben de bunu özel konuşmaya götürdüm. O başka bir şey söylüyor. Sen başka bir şey söylüyorsun. Bak yine geçen seferki gibi o farklı bir şey anlatıyorsun. Sen Adana'da bebek aldırma diyorsun ya. Onu sonra konuşuruz. Şunu ben TikTok'taki biriyle konuştuğunu telefonun ses kaydına almış sizi. Perdenin arkasına telefonunu koymuş ve ses kaydını almış. Siz TikTok'ta birileriyle yok iç çamaşırının rengi yok DJ'ydi falan bir şey konuşuyor yok musunuz? Yok abla. Bunu herkes de biliyor Esra'm TikTok'ta. TikTok'ta tamam, hepsi de biliyor. Tamam bilmesin hadi. Tamam madem. Niye sildin? Abla. Niye sildin? Dinlesin ablam. Niye sildin? Bana attı SSL bana saydırdı. Esra TikTok'ta sana bir şey söyleyeyim mi? Esra Hanım'la Enes abinin numarasını versin. Ne bilirsin? Bir dakika. Ha? Söyle. Ben her zaman diyorum kanıtlarımla gelirim. Bunu biliyorsunuz. Tamam ben kanıtlarımla geldim sana. Ses kaydı da var abla. Tamam sen o ses kayıtlarını benim ne yapıyorsun? Çocuğumun, bak, benim çocuğumun ellerini bile bak Yusufcan'ı çağırıp konuşsun. Ben hiçbir şey demeyeceğim. Hatta abla ben şimdi telefonda da konuşturmayacağım oğlanı. Yok yok çocuğu oğlanı konuşturma. Oğlanı da getireceğim. Nefes çocuğu konuşturma. Çocuğa ne yaptı? Abla çocuğa ne yaptı? Çocuğu getirdiğimde sen sor. Ben hiçbir şey demeyeceğim. De ki senin ellerine ne oldu de. Ne yaptı eline? O zaman çocuk sana ne diyecek? Bir söylesene. Ay sen bir söyle ben bakıp soracağım zaten gelince. Dedim ya abla dövdü diyorum ya. Sen dövdün mü çocuğu? Esra fotoğrafta eller hep gözüküyor. Abla çocuğu dövüyor ya. Bak çocuğa dayak konuşuyoruz. Herhangi gülüyoruz şey lan gülme gülme. Esra yalanla gülüyorum bunun ya. Esra Hanım fotoğraflar gözüküyor ya. Biz kırılıp çizik yok Esra Hanım çocukta. Esra abla. Ha. Çocuk Esra uyuz abla, olmuş Esra Hanım. Uyuz yaraları var. Kendi kızı bak kendi kızı ağlıyor diye sustursana. Ağza alınmayacak kelimeler ediyor. Çocuğun ağzına vuruyor. Abla böyle mi çocuğunu istiyor bana? Ona var ya abla iğne iplik bile vermez. Nefes sen ben çocuğumu getir. Ben çocuğumu getir. Ben paramla getir. Ne halin varsa gör. Ne parası? Bebeği dövüyorsun bir de para diyorsun. Ya Süleyman Hanım ya. Ha? Niye geliyor o zaman? Niye ben kapıma geliyorum? Niye bana yalvarıyorsun? Sana çocuğu döv çaresiz kalmış. Abla çaresiz kalsın bile gelmezsin. Sen de kabul ediyorsun o zaman. Gelmez, kabul et sonra çocuğu döv diye mi? Gelmiyorum desin.
Nefes sen kaç aylık hamilesin? Abla 8,5 ayına yarın giriyor. E ne yapacaksın? Doğuracaksın ya sen. Ne yapacaksın? Bebeği ne yapacaksın? Şey vermiş yurda vermiş Esra Hanım. Yurda vereceğim diyor. Yurda mı vereceksin? Hayır ablam bakacağım. Gözünü seveyim. Nasıl vereyim? Esra Hanım bunu yok mu? Karşı komşum ne dedi ya? Ben de sana veririm dedi. Sen bak dedi. Ben arkadaşım dedi. Daha yeni evlendi çocuklar olmuyor. Ya Allah aşkına sen iki tane ya. Küçük çocuk var. Buna Allah nasıl bakacaksın seni, Nefes? Ben dedi bu çocuğu istemiyorum. Hatta Esra Hanım ben sizi doktora da bağlatacağım. Ben ne? Doktora götürdüm bunu. Adana'ya geldiği gün. Ben dedi çocuğu istemiyorum. Ben çocuğu aldırmak istiyorum. O zaman 4,5 aylık olduğu için. 4,5 aylık nasıl aldıracaksın? Geç olduğu için dedi alınmaz dedi. Evet. Ben de bu çocuğu almam dedi doktor. Ben de bunu günaha giremem. O zaman Nefes dedi ben de gelsin de bu çocuğun dünyaya gelsin. Çocuğundan tuttuğu günah yok dedim. Ben de bunu bir aileye vereceğim dedi. Olmaz dedi. Götürdü yurda bırakırım dedi. Bir dakika. Bunu annesi de biliyor. Doğru mu bu? Bir dakika. 3,5-4 aylıkta abla. Bana yapılanlardan dolayı, bak bana yapılanlardan dolayı abla hani açık vermiyorum program olduğu için, canlı yayın olduğu için. Bana yapılanlardan dolayı ben kesinlikle istemedim. Bak bunda yalan yok. Hani dedim kimsenin dedim yüzüne dedim bakacak halde değil dedim. Hasan dedim ben dedim alırlarsa dedim aldırmak istiyorum dedim. Hı-hı. Bak yalana gerek yok abla yukarıda Allah var. Aldırmayı düşündüm ondan bir dönem. Doktor, özel doktora gittim. 600 lira para verdim ayıptır söylemesi. Doktor dedi ki şu an bebeği 4,5 aylık dedi 5 ayına giriyor dedi. Ben dedi bu bebeği alıp dedi günaha giremem kızım dedi. Tamam abi dedim bak doktora. Doktorun daha numarasını da getireyim bağlayın. Ya 4,5 aylık bebek zaten yani bir şekilde alınma yasal olarak alınmaz 4,5 aylık bebek. 2,5 2 aydan sonra alınmıyor da şunu soracağım Nefes bak bu kadar her şeyin farkındasın. Sen niye kızım hiç doğum kontrolü lafı kullanmıyor musun? Doğum kontrol yöntemlerini niye kullanmıyor bu üçüncü? Yani 3 bebeği 3 tane çocuğun zaten önce de 6. çocuk bu. Ben şehir hastanesinde beni kandırdılar. Bak ben kağıda imza da attım. Dedim ki ayıptır söylemesi bağlattırmak istiyorum dedim. Evet. Çocuk istemiyorum dedim. Çünkü kızı erken doğum yaptım ya Sezerya. Bana dediler ki kağıda imza at o zaman dediler. Tamam dediler. Ama ben nereden bileyim? Ne yaptır yapmamışlar mı? Yapmamışlar abla. Nasıl olur bu ya böyle bağlatma yaptırmaya çalışıp yapmama? İmzamı da attım. Gözünü seveyim ablam hastanede imzam da var ya. Gittin yattın mı ameliyata? Ben şey kıza doğum yaptım ya erken doğum 8 aylık tamam. Masalar. Tamam o yani hani dedin ya bağlattıracağım. O dönemde yaptılar diye biliyorum ben. Öyle bir yorumla olur mu bir doktora gitseydin ya yapmamışlar belli ki i̇şte hamile kaldı. Gitmedim ki abla ben yaptılar diye gitmedim yalana gerek yok ablam. Ama siz o dönem Bülent'le çok aşıktınız ya. Nefes, Bülent'le çok aşıktınız. Bir çocuk yapalım dediniz belki. Yok ablam gözünü seveyim. Etme, eyleme. Nefes Hanım size öyle iki tane... Şey yok. Nefes... Ama bak abla ben Bülent'i şu anda isteseydim... Bak isteseydim evet. Yukarıda Allah var. Kendisi yok. İsteseydim, sevseydim. Ben gidip de aha Hasan da biliyor. Gidip de şikayetçi olmazdım. Hatta gitti Hasan'dan sonra da gidip şikayetimi de geri çekerdim. Peki ne kadar cezaevinde kalacak Bülent? Bülent neyden dolayı girdi bilmiyorum ama bir de işte ben de şikayetçi olduğum için ne zaman çıkar bilemem. Peki şimdi hattımızda İknur'un kız kardeşi var. İknur'la Hasan biliyorsunuz düğün yaptılar. Hatta bizde bir nişanlandılar. Sonrasında nikah yapmamışlar ama. Elif Hanım, İknur'un kız kardeşi arıyor. Nasılsınız Elif Hanım? İyiyim Esra, nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Buyurun ne söylemek istersiniz? Esra Hanım zaten kendi sordu söylüyor diyor ki hani anne babası zorla istedi düğünü diye. Benim ailem hiçbir şekilde düğünü zorlamadı. Kendi istekleriyle yaptı. Kendisi İknur Hanım'ın bir dediğini iki etmez bu. İknur Hanım ondan hamile kaldı. Aa. Eczaneden ona ilaç sarımsal adet yapıyor. Çocuğu düşürdüler ve çiftler yaptılar. Doğru mu bu? Yalan Esra Hanım. Ne her şey yalan diyorsun? Anlatsın Esra Hanım. Bir dakika yani çocuğu ilaçla düşürttüler mi diyorsunuz? Evet evet yaşayan çocuğu öldürdüler. Bunlar çocuk katili. Şimdi sen bir şey bilmeden hayatta konuşma Elif bu bir. Bunu baban çok iyi biliyor. Tamam, hey, sen konuşma hakkın bile yok baban tamam, konuşsun. Esra Hanım. Bir dakika geldim. Ses çok kötü arkadaşlar değiştireyim telefonu. Çok kötü hiç anlamıyorum. Ben işten geldim Esra Hanım. İknur dedi ki ben de hastayım dedi. Ben dedi psikoloji nedeniyle ben dedi bu çocuğa bakamam dedi. Dedim sen dedim yani dedim hiçbir şey mi yani sen dedim dur ben sana... Ne kadarlık hamileydi? Bir aylık dedi sen. İki hafta bir aylık hamileydi. Üç hafta kaldı bir evet. Şey.
Dedi ben bakamam. Ben yani kendine zarar veriyordu artık aslan. Ne yapıyordu? Ya ele camını duvara vurması, camları kırması, karakol polisi gelmesi, her gün hastaneye gitmesi. Ben yoruldum artık. Dedi, ben niye kırıyor camları falan? Sinir krizi geçiyormuş. Niye ama ne yaşıyorsunuz? Hiçbir şey yaşamıyor yani. Melek gibi değil, evde yaşıyordu yani. Durduk yere kendi kendine delirdi. Gece de rüya görüyor, kalkıyor. Şimdi Hasan bir dakika ya. Arkadaş hep sen böyle bir tuzağa işte düşüyorsun bir kendince de. İlknur'u tanıdın artık sen. Bunun çocuk yapılamayacak derecede diyorsun ya, ruh hastasıydı, yamuk yumuk hareketleri vardı, çocuk bakamazdı. Hemen evlenmeden niye böyle bir çocuk yapma girişiminde bulundun ki? Nikah da yok ortada. Babası buna nasıl izin verdi onun? Onlar hepsi izin verdi annesi. Hepsi nasıl verdiler? Hepsi kabul etti Esra'nın o zaman. Ben anlamıyorum. Yani sen nasıl buna tebessül ettin? Hatta Esra'nın dün videosunda zaten annesi de babası da canlı yerine bayandılar. Görüntülü konuştular. Dün videoda fotoğrafları hepsi de var bende. Valla çatır çatır hiç düşünmeden çocuk yapıyorsunuz. O çocuğun geleceği ne olacak? Evlendik mi bizim? Evlilik, resmi evlilik yapmadan ne çocuk yapıyorsun? Sen daha ki öteki çocuğuna üstünü alamadın. Ne evlenmeden çocuk yapıyorsun acaba? Neden hiç böyle hiç çocuğunuzun geleceğini düşünmüyorsun? Sadece kendiniz üremek mi istiyorsunuz? O çocukların geleceği ne olacak? Hiç düşünüyor musun? Benlik hiçbir soru yok Esra'nın. Ne hamile oldu, evlenseydin ya ben düğün yapana kadar. Esra'nın ben nikah günü hep almışım. Her şeyi hazırlamışım. Düğünüm millet olmuş. İmam nikahımız kıyılmış. Fatih Cangil'e evde kıyılmış. Köyde kılmışız imam nikahımızı. Resmi nikah günü de almışız. Düğünümüzü yapmışız. Sadece resmi nikah günümüzü 3 gün kala ben dedi yapamam dedi çocuklar dedi. Ben de çocuk yapmak istemiyorum dedi. Dedi annem gire söyle dedi ben de çocuk istemiyorum. Tuttum ben de bunu özel kliniğe götürdüm. Nefesin gitti kliniğe. Doktor dedi ki doktor dedi böyle böyle rahatsız dedim, gece duramıyor. Bu dedim ilaç içiyor. Çocuğa zarar verecek. Dedi o zaman da çocuğa alak dedi. Kız dedi dengesiz dedi, rahatsız dedi, kafada kırıksa dedi. Çocuğu aldıralım o zaman dedi. Aldım be dedim. O zaman doktora 3,5 milyon lira para vermiş. Kendisi para verdi. Çocuğu aldırdı. Devrisinden kaçıp gidiyor. Şimdi Elif Hanım hattımızda mı tekrar hiç, Elif Hanım? Yani hiç burası bu yönünü hiç bilmiyorlar. Diyor ki ilaç aldı. İlaç mı almadı. Efendim Esra. Elif Hanım diyor ki aslında bunu çok İknur istedi ve doktora gittik, psikolojik problemler yaşadı ve aldırdı çocuğu diyor. Psikiyatri doktoruna evet, gitti. Evet ama Esra Hanım şöyle bir şey, hani karnınızda yaşayan bir canlıyı öldürüyorsunuz ve bize de nasıl aksediliyor? Kanı dokuza düştüğü için bu çocuğu doğuramazmış, o yüzden ilaçla düşürmeleri gerekiyormuş ve bunu kendi kafalarına göre yapıyorlar. Ben kendim yeni düşük yaptım ve kanım dokuzdu. Hiçbir şekilde beni hastaneden çıkarmadılar. Kanı düşük olan bir insan hastaneden ya nasıl çıkarırlar? Ya zaten ilaçla zaten böyle alıp kafalarına göre ilaçla düşük yaptırılır mı? Çok tehlikeli bir şey. İknur nerede şu yaptılar an? Yaptılar. İknur nerede? Kendisiyle görüşmüyorum Esra Hanım, bilmiyorum. Neden? Yok, görüşmüyorum kendisiyle hiçbir şekilde. Siz küstünüz zaten. Bu yaşanan olaylardan sonra görüşmüyorum. Benim psikolojim çok bozuldu.